Ya size şunu soracağım lafı of. gelmişken. Siz Galatasaray'dan çok olaylı bir şekilde ayrıldınız Hı -hı. ve Fenerbahçe'ye geçtiniz. Evet. O dönem böyle hani yani gerçekten o dönem Galatasaray'ın böyle hani çok içinde kalmış bir olaydır sizin evet. Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye geçmeniz. Evet. Fakat... Emre Belözoğlu da Galatasaray'la çok özdeşleşmiş bir isim olduğu dönemde aynı şekilde Galatasaray'dan ayrıldı. Fenerbahçe'ye geçti. Bütün Galatasaraylılar Emre'ye resmen kin kustular o dönemde. E, hatta şöyle söyleyeceğim ben bu UEFA kupası alındığı dönemde işte 15 yaşındaydım. Benim bir defterim vardı. O defterde böyle Emre'nin fotoğrafları falan vardı. Kaynanlık vardı. Evet e, böyle tiksinmiştim Emre'den Fenerbahçe'ye geçince ama. Yani, o derece. Evet nasıl sen çok gidersin fanatik diye. Şey. diye. Fanatiktim. Şimdi artık öyle değilim. Şimdi <laughs> çok bir bilgim yok ama o dönem öyleydim. Peki. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe camiası çok ciddi bir kabul gördü Emre. Ve böyle şu an oranın böyle yıldızı olmazsa olmazı gibi bir şey haline geldi. Evet. Neden? Ama siz Neden niye böyle sizde niye böyle olmadı? Yani ne Sezar'a yarandım ne bir Rütüse diye bir şey var ya. Evet. Siz Galatasaray'a Fener'e gittiniz ama ne Fenerbahçe camiasına yarandınız ne ya Galatasaray camiasına. Şimdi o zaman e, önce transferimden bahsedeyim. Hı hı. Lütfen sonra da yorum yapın. Çok açık ve net. Uzun zaman oldu bunu konuşmayalı. Çok teşekkür ederim. Şimdi 91-92 sezonu 28 tane gol atmışım. Lig bitmiş. lütfen adı geçenler de bağlansın da 10-15 yıldır bağlanamıyorlar zaten. Çıkıp da benim karşımda konuşamıyorlar. İşin güzel yanında böyle bir tarafı var. Şimdi Alp Alman Sayın Alp Yalman Galatasaray Kulübü Başkanı'ydı. Beni aradı, ee, bu atlı spor kulübüne çağırdı, mastaktaki. Oturduk böyle baş başa yemek yedik kendisiyle. Dedi ki, seni dedi, Galatasaray kaptanı yapıyorum dedi, istiyorum dedi, ne dersin? Çok mutlu olurum, Galatasaray kaptanısın dedi. Kimleri alalım, kimleri yollayalım, nasıl devam edelim? Lütfen dedi, listeni de hazırla dedi. Aynen böyle. Artık sen Galatasaray takımın kaptanısın. Yemeği yedik, sohbet, muhabbet derken dedi ki ne istiyorsun dedi. Başkanım ne veriyorsunuz dedim. Dedi ki 3 milyon. Tamam dedim. Kafamda da 3 milyon vardı sevgili Buket. Tamam başkanım dedim. Peşinat ne vereceksin dedim. Günlerden perşembe. Hiç unutmuyorum. Dedi ki bana pazartesi gel dedi. Peşinatı konuşalım artık dedi sen bu takımın kaptanısın dedi. Peki efendim dedim. Ertesi gün beni Cantana yardan tutun. Aklına gelen bütün gazeteciler arıyor. Fenerbahçe seni çok istiyor diyor. Ben dedim anlaştım. Ben tuttuğum takım, hayalimdeki takım Samuspor'dan sonra Galatasaray'a geldim. Dördüncü yılım bitmiş. Orada kaptan olarak devam edip futbolu bırakmak istiyorum. Pazartesi oldu sevgili Buket. Hastun Galibe gittim. Beyoğlu'na, kulüp binasına. Bülent Korkmaz orada. Erdal Keser orada. Bir de ben varım. Bülent Korkmaz içeri girdi. Bak bunu herkese doğrultabilirsin. 1 milyon 800 bin lira artı Hilton'da düğün masrafını anlaştı. Hilton'da 200 liraydı. Çok iyi biliyorum. Bak 2 milyon demiyorum. Bak bu kadar ince ayrıntı veriyorum. 1 milyon 800 artı 200 lira da düğün masrafı Bülent evlenecekti. Erdal Keser girdi içeriye. Ona da 2 milyon verdiler. Sıra bana geldi. İçeri girdim. İçeride buz gibi bir hava. Enerji alamıyorum. Sıcaklık yok. Samimiyet yok. Eskiden gülen yöneticiler gülmez olmuş. Beni oturduğu yerde kalkan Alp Bey karşıladı. Beni yerine oturttu. Altın kalemi de elime verdi. Buyur Tanjucuğum dedi. Ayağa kalktı. Lütfen o günkü yöneticiler lütfen yanlışım varsa hayatta olmaz. Bugüne kadar da çıkmadınız karşıma. Bekliyorum. Hem de dört gözle. Ayağa kalktı Alp Bey. Galatasaray Kulübü Başkanı ayağa kalktı. Tanju dedi. Sana dedi iki tane açıklamamız var dedi. İki tane haberimiz var dedi. Biri iyi dedi biri kötü dedi. Hanginden başlayalım dedim. Ben dedim ki hiç fark etmez başkanım dedim. O zaman dedi iyiden başlıyoruz dedi. Seni dedi Marsilya Kulübü istiyor dedi çok ciddi teklifleri var dedi. Ne dersin dedi. Sustuğan ben dedim Marsilya istemiyorum dedim. Ben Galatasaray Kulübü futbolcusu olarak, kaptan olarak hayatımı burada bitirmek istiyorum başkanım dedim. Ben Marsilya'ya gitmek istemiyorum. Teşekkür ederim dedi. Ama dedi bak çok ciddi, çok büyük paralar veriyorlar dedi. Para benim için önemli değil başkanım dedim. Ben Galatasaray Kulübü'nde futbol hayatımı bitirmek istiyorum çünkü Galatasaraylıyım dedim. Mutlu oldu. O zaman ikinciye gelelim cüm dedi çok mutlu olurum dedim. Dedi biz dedi düşündük, taşındık. E başkanım dedim. Sana 2 milyar vermeye karar verdik dedi. Ayağa kalktım. Diğerleriyle aynı para yani. Ayağa kalktım. Buket Hanım, ayağa kalktım. Nasıl yani dedim? Biz sizinle dedim. Perşembe günü 3 gün evvel konuştuk. 3 milyar anlaştık, sıkıştık mı dedim. El sıkıştık mı başkanım? Evet dedi. Ama bugün geldim sen bana 2 milyar veriyorsun dedim. Senin Bülent korkmasın dedim 2 milyar veriyorsun dedim. Erdal Keser 5 gol atmış 2 milyar veriyorsun. Tanju Çolak'ı kaptan yapmışın. Tanju Çolak o sene 28 gol atmış. 3 milyarı anlaşmışsın. Bugün geliyorsun bana 2 milyar diyorsun. Bu hakkaniyetli değil dedim başkanım. Ve bugünün e, şeyine baktığın zaman kulüp şeyine e, stoperler e, çok büyük para alamazlar. Parayı yakalacı alır. Ya Santfor golcü alır. Yani ben ondan en az 2-3 kat fazla almam lazım. Ama ne yazık ki o gün sevgili kulüp başkanımız e, Alp Bey bu düşünceyle bu rakamla bana gelince ben de ayağa kalktım. Başkanım dedim biz böyle konuşmadık. Kendisi bana şunu söyledi sevgili Buket. Dün dündür dedi bugün bugündür Tanju dedi. Biz böyle karar verdik dedi. Ben de ona istinaden dedim ki başkanım saat 12 civarı. Başkanım dedim ben şaşırdım şok oldum. Ben dedim. 2-3 saat düşünebilir miyim bu rakamı dedim. Bana çok kötü geldi bu rakam. Eksik geldi dedim. Süresiz düşünebilirsin dedi. Buket Hanım yemin ediyorum öğlen 12'de oradan çıktım. Gece 1'e kadar bir yere gizlendim. Bir yere gizlendim. Saklandım. Gece saat 12'ye kadar Mehmet Ağar'dan tutun Ergun Gürsoy'a kadar. Ee, Hıncal Duş'tan tutun Aklınızdaki en büyük Galatasaraylılar kimse o dönemde hepsini telefonla arıyorum. O zaman telefon da yok. Çağrı cihazı var. Onunla ulaşıyorum. Akşam 7'de Mustafa Denizli'ye ulaştım. Mustafa hocam dedim. Böyle böyle bir durum var. Böyle anlaşamadık dedim. Olmaz dedi. Olamaz dedi. Sen beni bekle dedi. Sakın gidip imza atma dedi. Dedim ki bak Mustafa hocam dedim. Burası iki veriyor. Fenerbahçe dört buçuk milyar veriyor. Ben iki razıyım dedim. <laughs> çünkü bir dedim ben Bülent'le aynı rakamı alamam dedim etik ve ahlakı de doğru Siz biraz değil biraz da dedim. olsa fazla olsun istiyorsunuz anladım. ama olması gereken bu ama para için değil etik olarak anladım. Ee, ama işte bir şey söyleyeceğim ee, Yani bir sürü menajer var bundan çıktıktan sonra bir araştır bu geçen e, yıl bize Falcao geldi biliyor musunuz ha? her yıl kaç milyon aldı biliyor musun oynamadan gol makinesi diyorduk e, jilet makinesi çıktı yani hiçbir hizmeti olmadan her sene 5 milyon euro aldı her sene 5 milyon euro aldı. Şimdi Falcao'nun 2 aldığı yerde veya Fekulu'nun 3 aldığı yerde Falcao hiç oynamadan her yıl 5,5 milyon euro aldı. Sevgili arkadaşım dünya neresinde var böyle bir sistem? Neyse akşam Mustafa Deniz konuştum 7'de benden habersiz bir şey yapma dedi. Saklandığımız yere Yurdaşan Karahasan geldi. Futbol şube sorumlumuz ve yanında Ökkeş diye bir arkadaşımız geldi. O da Fatih Terim'in arkadaşı. Her şeye canlı şahitler. Ne olsa iyi gece saat on buçuk gibi kim aradı biz biliyor musunuz? Metin Aşık aradı rahmetli. Aradı telefonla olduğum yerden. Can yere vermiştim numarayı. Tanju dedi açan Yurdaşan Karasan'dı korktu panik yaptı telefonu kapattı. Yurdaşan Karasan yarım saat içinde Alp Yalman'a ulaştı. Buket Hanım gece 12 Alp Yalman'a ulaştı. Başkan dedi Metin Aşık aradı dedi. Bu çocuk dedi kalmak için uğraş veriyor. ...iki buçuğa razı. Allah aşkına iki buçuk kabul edelim. Adamlar dört buçuk veriyor dedi Fenerbahçe dedi. Lütfen başkanım dedi. Al dedi kaptanla bir konuş dedi. Buket Hanım telefonu aldım. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Kapattı. Yüzüme telefon kapanıyor. Ağlamaya başladım. Yanımda Gökhan Güney var sanatçı. Bir de Yıldırım diye arkadaşım var. İkisi de aslında Galatasaraylı. Galatasaray kulübünden öğlen 12'den çıktım ben beri. Üçümüzüz. O Yıldırım denen arkadaş hasta ile dedi ki kalk dedi. Ne oldu dedim. Kalk dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı ne derse olur dedi. Gece bu saatinde seni aradı dedi. Telefonu yüzüne kapat dedi. Tanju dedi seni bunlar dedi. Bırakmışlar satmışlar dedi. Senden gelecek paraya bakıyorlar dedi. Ağlaya ağlaya Can Tanrıyan evine gittim. Sevgili Buket Hanım gece saat 1. 3'e kadar kimi bekledim biliyor musun? O sıra Metin Aşık ve ekibi o zaman ekibinde Aziz Yıldırım da vardı. Futbol şube sorumlusu. İki buçuk, e kadar arayan arayana. <laughs> kim arıyor? Herkes arıyor. Saat gece 3'te Mustafa Denizli'den beklediğimiz haberi. Gitmiyorum. Mustafa Denizli'den söz verdiğim için ondan gelecek haberi bekliyorum. Gece saat 3 Mustafa Denizli'den haber geldi. Benim yapabilecek bir şeyim kalmadı. Tanju ne istiyorsa yapsın dedi. Döndüm can tanrı yara. Can dedim. Ara dedim. kim arayacağız? Metin aşağı aradım. Saat 3'te aradık. Sabaha karşı Dört buçuğa randevu verdik. Ve ben dört buçukta, çok samimiyetle söylüyorum, her zaman da söyledim. Ağlaya ağlaya, Galatasaraylı olduğum için, Fenerbahçe bana sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Ha mutlu oldum mu ayrı bir şey. Pişman Baş... mısınız? Değilim. Bugün olsa gene Fenerbahçe'ye gider miydiniz? Aynı düşünceler olursa giderim. Hmm. Çünkü ben onları hak etmedim. Çünkü ben Galatasaray'da şampiyonluk yaşadım. Çünkü ben Galatasaray'da altın ayakkabı aldım. Ben Galatasaray'da Avrupa gümüş ayakkabısı aldım. Ben Samspor'da bronz ayakkabı aldım. Yani benim altın ayakkabım var, gümüş ayakkabım var, bronz ayakkabım var. Bunların ikisini Galatasaray'da almışım, birini Samspor'da. Aldım.